30 Ağustos 2022 Salı saat 19. Fox Ana Haber'desiniz. Ben Selçuk Tepeli. Büyük Zafer'in 100. yılı Zafer Bayramımız kutlu olsun. Bugün hashtag'imiz, etiketimiz Zafer Yolu. Üstelik Zafer Yolu'nun sadece bir hashtag olarak, bir etiket olarak manası yok bugün. Arkadaşlarımız Fox Haber Merkezi haftalardır çalışıyor. Nazlı Yere Basmaz ve Çağlar Güner imzalı bir belgeselimiz var. Haberin hemen ardından kaçırmayın, gözyaşları içinde izleyin. Bakın hiç kimse bu zaferin kıymetinin hakkını tam verememiş gibi, sizde de öyle bir his yok mu? Kim mevzilere, o savaşılan topraklara gitti, tepelere çıktı, o insanların neler yaşadığını, neler yaptığını hayal etti. Bir takım polemikler. Yapılan şeyler bunlar, 100. yılında bir takım polemikler. Zafer karşılaştırmaları. Şunlar bunlar. Hiç bazı zevzekliklerden şimdi bahsetmeyeceğim. Haberlerin içinde zaten var. Oralara geleceğiz. Ama bir bakalım. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılında Türkiye'nin dört bir yanında neler olmuş, neler yaşanmış. Düşmanlar yel gibi kaçar. Atatürk için geldim. Çok mutluyum. Bu yollarda mı göreceğim? Bana yeter. Onun izindeyiz. Atasını sevgili saygıyla kucaklamaya geldi. Kayseri'den geliyoruz. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye'nin dört bir yanından, hatta dünyadan. What do you want to say? Atatürk. 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 On binlerce kişi 100 yıllık bir zaferi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda kutlamak için Anıtkabir'de buluştu. Önce resmi törenle başladı kutlamalar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar, CHP, İYİ Parti ve MHP liderleri Atatürk'ün huzurundaydı. Anıtkabir avlusundaki az sayıda sivil Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alkışlarla tezahürat yapıyor. Törenlerde slogan atmak yasak ama Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli sloganlar eşliğinde Anıtkabir'den ayrılırken o sloganları atan vatandaşların pek çoğu da liderlerin ardından Atatürk'ün mozelesine uğramadan ayrıldı. Mozeleye çıkmadan gidiyorsunuz ama. Cumhurbaşkanımız çıktı, teşekkür ederiz. Mozeleye çıktınız mı? Yok. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak için. Şu an çıkmadık. Beraber çıkacağız. Sivil olarak geldiğiniz için söyledim. Siz buraya bir törene davetli olarak mı geldiniz? Hayır, vatandaş olarak geldik. Erdoğan 30 Ağustos törenlerine Beştepe'de devam ederken Anıtkabir'in kapıları halka açıldı. Atatürk'e sevgi ve minnetini göstermek isteyenlerle avlu Atatürk'ün mozelesi doldu taştı. Minnet duyuyoruz. Gurur duyuyoruz Türk kadınına bu hakları verdiği için. Dürüst konuşmak gerekirse nasıl bir roller coaster'a, daha doğrusu hızlı trene binme heyecanı verirsiniz, o derecede bir heyecan var içimde. O kadar büyük bir heyecan. Doğru, doğru. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bir Türk kahramanı. Bizim için vazgeçilmez bir karakter olduğu için ve onu göreceğim için ilk defa onun heyecanı. Torunlarımı, atalarını ziyarete getirdim. Bunlar atalarını öğrenecekler. Bu ülkeye sahip çıkmamız lazım. Şartlar ne kadar zor olursa olsun asla dönmeyeceğiz. Faydalı olmak için biz bu ülkede doğduk. Ezanlarımız susmuştu. Düşmanlar her tarafı parçalamıştı, işgal etmişti. Kendi savaşan, gazi olan, böyle bir dehaya düşman olan hiç dünyada yok. Ankara'da kutlamalar geçit töreniyle devam etti. Askerler Kızılay'daki meclisten Ulus'taki 1. meclise yürüdü. Her anlarında vatandaş da onlara destekti. İstanbul, Samsun, İzmir, Adana, Türkiye'nin dört bir yanında 30 Ağustos Zafer Bayramı aynı coşkuyla kutlandı.